Merhaba sevgili Feygocular, Pokemon Gaia'nın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor ve 21. bölüme gelmişiz bile. Yani geçen bölümde neler yapmıştık arkadaşlar? Geçen bölümde sonunda Valun kasabasına varmıştık. Ve Valun kasabasında Ranger'lar, kolcular görmüştük ve yine depremler çok sık olmaya başlamıştı. Artık bunların kaynağını gerçekten çok merak ediyorum. O kolcular da mağaraya doğru gitmişlerdi. Onun dışında Charmander'a, Charmeleon'a göre eş bulmaya çalışmıştık ama ne yazık ki uygun bir Pokemon halen daha bulamadık. Takıma uyum sağlayabilecek Pokemon hep bende aynı olan türlerden çıkmaya başlamıştı. Ve geçen bölüm savaş üzerine bir bölümdü. Yani takımın durumuna bakacak olursak Aokiji gerçekten çok zor kasılıyor ama Aokiji'yi kasıp son haline getirmek istiyorum. Bakalım gerçekten iş görecek mi görmeyecek mi, hep birlikte ondan emin oluruz. Bu arada geçen bölümün sonunda sizlere bir soru sormuştum. Yani sizler de bir regi yapacak olsanız nasıl bir regi yapardınız diye bir soruydu bu. Çok güzel yorumlar gelmiş ama aralarından en hoşuma gideni fosforlu tuvalet kağıdınınki olmuş. Yani demiş ki bitki türü bir regi mantıklı olabilirdi. Regi'yi yaz nasıl, regi ise erimeyen bir buzla, regi steli dünya dışından gelen bir metalle, regi roku çok sağlam kayalarla yaptıysa bu bitki türü regi de mistik semavi odun kabuklarından falan yapılabilirdi. Druid benzeri bir Pokemon hoş olurdu. Konsept olarak güzel buldum ama işlendiği zaman ne kadar güzel olabileceğinden emin olmadığım bir tasarım. Yani kütüklerden falan, böyle sarmaşıklardan bir regi olabilirdi belki de. Yani böyle işte dünyadaki en antik ağaçlardan yapılmış falan. Yani güzel çizilirse, tasarımı güzel olursa bence hoş olabilirdi aslında. Güzel bir regi konsepti olabilirdi. Onun dışında Discord üzerinden Emre bana iki tane regi çizimi attı. Bir tanesi tamamlanmamıştı, diğeri de tamamlanmıştı. Biri elektrik türünde olan bir regi, diğeri de ateş türünde olan bir regi. Şu an ekranda göreceksiniz, gayet hoş olmuş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar, yani bana yolladığınız regiler için. Aslında tam videoyu bitirmiştim, yani şu izlediğiniz kısım videonun, normalde videoyu çektikten sonraki kısım ama Facebook sayfamıza bakınca Ahmet Sami Civelek bize bir, yani bize regi çizimleri yollamış ve gerçekten çok hoşuma gitti. Yani çok tatlı çizmiş ve hikaye de yazmış. Gerçekten yeteneğine hayran kaldım. Yani çok bence orijinal durmuş ve tatlı durmuşlar. Ve yani buradan gördüğümüz kadarıyla da elle çizmiş ve bize 3 tane regi formu yollamış. Açıkçası ben çok beğendim. Demiş ki bu regi turunk bitki ve hayalet ağaç golemi Pokemon'u. Bu Pokemon'un ormanlardaki kayıp ruhlardan beslendiği söylenir. Bu Pokemon'un önceden bir Rigaise olduğu bilinir. Zamanla etrafındaki iklim değişikliklerinden etkilenmiştir. Çok tatlı olmuş. Böyle üstüne mantarlar falan var. Bence başarılı. Diğerlerine de bakalım. Bu da Regiblaze. Ateş kaya Pokemon'u. Volkan golemi Pokemon'u aynı zamanda. Bu Pokemon dünya üzerinde aktif olan volkanlardan güç alır. Ve istediği zaman bir volkanı aktif hale getirebilir. Bu Pokemon'un önceden bir Regirock olduğu bilinir. Vücudu volkanik bir iklim yüzünden değişmiştir. Bu da güzel abi. Yani tepesinde volkan var falan. Yani ya çizim stili çok güzel. Çok tatlı yapmış yani. Bence çok hoş. Diğerlerine de bakalım abi. Sonuncusu var bir de. Favorim bu oldu benim. Yani daha çok böyle robotik bir regi. Ve yani böyle üstündeki işte toksik akan kablolar falan, elleri çok hoşuma gitti. Yani aralarından en beğendiğim bu oldu. Ama diğerleri de oldukça güzel. Bu da Reginük. Zehir çelik Pokemon'u. Nükleer bomba Pokemon aynı zamanda. Ne demiş buna? Bu Pokemon nükleer enerjiyle beslenir ve aşırı derecede zehirlidir. Bu Pokemon'un önceden bir registel olduğu biliniyor. Bu Pokemon enerji çekebilir yazmış galiba. Üretebilir yazmış sanırım. Evet, üretebilir yazmış. Evet, yani böylece çizimleri inceledik arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel çizimler var. Ellerinize sağlık. Yani başarınızı takdir ediyorum. Umarım yakın zamanda bir çizim yarışması olur da yeteneklerinizi orada da gösterirsiniz. Neyse, videoya devam edelim. Onun dışında bu bölüm uzatılmış bir bölüm. Bu bölümü uzatan Batuhan Işık'a ve Star Butterfly'e teşekkür ediyorum. Neyse, daha da fazla uzatmadan bölümü başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi neler yapacağız hep birlikte görelim. Şimdi ilk olarak yeni bir kasabadayız arkadaşlar. Valun kasabası. Yani buranın olayı nedir ne değildir gerçekten bilmiyorum. Çok ilginç bir yer. İlk olarak bir dolaşacağım bakalım buralarda neler varmış. Yani ben kasabaları dolaşıyorum biliyorsunuz. Maceracı gibiyim. Sadece gözleme yemiyorum, tek farkı bu. Neyse, Pokemon'larımızı iyileştiriyoruz arkadaşlar. Takım bir kendisine gelsin. İnsanlarla konuşuyorum.
Kolcular da Pokemon'larını iyileştirirler. Ben buradayım çünkü hemşireye aşık oldum. Bu ne biçim bir Aragorn? Tamam. Mov Titer için şartlara mı ihtiyacım var? Onları bulabileceğin en iyi noktalar kırılabilir kayalardır. Biliyorsun, üzerinde Rock Smash kullanacağın kayalar. En Mov Titer varmış abi, bu çok iyi, bu gerçekten çok iyi. Bu yan binada yaşayan mavi şart ustası buradaki tek kişi değil. Ikos kasabasında da kırmızı şart ustası var ve South Sea Stretch'te de bir tane yeşil şart ustası var diyor. Ve sarı şart ustası da Aeros yolunun tepesindeki zirvede yaşıyor diyor. Evet, yani şart ustalarının mekanını öğrendik de ben de hangi şartlardan ne kadar var bilmiyorum. Şu an bakmayacağım, üşendim. Mavi şardım var mı bakalım? Mov Titer'la bir konuşalım. Sen kimsin? Oo, mavi. Benim favori rengimdir. Söyle bakalım, benim için mavi şardım var mı? Hangi saldırıyı öğreteyim? 8 mavi şardım var. Oo, Iron Defense, Knock Off, Hyper Voice, Aqua Tail, Zen Headbutt, Super Power, Drain Punch, Dragon Pulse, Dark Pulse. Abi çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi Pokemon'larıma bir bakayım. Şimdi neler öğrenebiliyorlar? Bir bana onu da söyle. Iron Defense öğrenen Pokemon var mı? Akuji öğreniyormuş aslında. Akuji çok fena defansif yapabiliriz yani. Akuji öğretelim abi o zaman. Akuji Iron Defense öğrensin yani. Neyi sileceğiz? Misty kullanmıyorum ben o kadar. Misty siliyorum abi. Iron Defense iş yapabilir. Yani defansını iki kademe arttırması güzel. Ben Iron Defense'ı seviyorum. İki mavi shard verdim. Bakalım başka neler öğreteceğiz. Hepsini harcayacağım ama 6 tane kaldı. Knock Off. Diğerleri pahalı abi. Hyper Voice de çok iyi ama normal türü ya. Knock Off item düşürmeye yarıyor ve karanlık türü. Ya yani şimdilik daha öğretmeyeceğim, biriktireceğim. Çok güzel saldırılar var abi. Biraz bekletelim. Biraz bekletelim yani. Kayaları da bol bol kırmaya çalışalım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Taşları şarda çevir. Su taşın yok. Taşları da çevirebiliyormuşuz. Ve şartları taşa çevirme var. Su. Ya bu maviyle ilgili, bu maviyle ilgili bir şartçı olduğu için yani mavi şartları su taşına veya su taşlarını mavi şarda çevirebiliyor. Bence çok güzel bir konsept olmuş. Ben çok beğendim abi. Ya Pokemon Gaia'ya harbiden hayranım. Adamların yaratıcılıklarına harbiden hayranım. Bu dayı ne diyor? O benim Nidorino'm doğada zarar gördü ama kolcular onu iyileştirdi. Buradan alabileceğimiz bir şey var mı peki? Alabileceğimiz bir şey var mı? Bakıyorum. Toplarım var mı? 19 tane var abi, yeter yani. Süper pot alabilir miyiz? 10 tane alalım, köşede dursun. 10 tane süper pot aldım. Antidotumuz falan var mı? Antidot da var. Diğerlerine de çok gerek yok. Repel alacak mıyım? Şu an sanmıyorum. O kadar bol param yok. Kasiyer bana indirim yapmadı. O benim kim olduğumu biliyor mu? Ben bu kasabadaki en büyük kolcuyum. Peki. Tamam, mavi şart ustasını biliyor musun diyor. O gerçekten güzel saldırılar öğretiyor diyor. Buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Bir bu binaya da girelim. Her yeri dolaşıyoruz. Aa, yanlışlıkla bataklığa saplandım. Şimdi bu çamuru ellerimden silmeye çalışıyorum ama gitmiyor. Evet, Black Sludge bulduk arkadaşlar. Bunu bana bir arkadaşım söylemişti. Gerçekten çok iyi. Yani Black Sludge gerçekten çok güzel bir item. Zehir türü Pokemon'umuza verdiğimiz zaman Leftovers etkisi sergiliyor. Ama şu an verirsem akrobatiğin gücü azalacak. Yani akrobatiğin gücü azalırsa da o saldırı çok vurmuyor. Ama zaten Crobat'ın Rust'u da var. Bilmiyorum, belki oyunun sonlarına doğru veririm ya. Ben gerçekten yıldızları çok seviyorum. Eğer bana bir yıldız parçası getirirsen karşılığında sana bir şey veririm. Benle bunu değiştirmek istiyor musun? Takas yapalım mı? Yapalım lan. PP up verdi. Aa. Neyse. Yine fena değil ha PP up olması. Ben daha güzel bir item vereceğini sanıyordum. Bakalım bunlar ne diyor. Vernon tekrardan GM'i kapadı. Sanırım o böcek Pokemon'u yakalamaya gitti. Böcekçi mi var karşımızda? Böcekçiyi kimler yener? Yani böcekçiyi Akuji yener, Kezbat da yener abi, güzel. Yenebileceğimiz bir GM var. Ben büyüdüğüm zaman ben bir kolcu olacağım, tıpkı ablam gibi. Peki.
Hayallerini benimle paylaşman gerçekten çok güzel. Ama ben ablan değilim biliyorsun değil mi? Ablası sen misin? Yok, bu annesi olabilir. Oğlum kolculara katıldığı için çok mutluyum diyor. Bu kasabada sadece kolculuk yapılıyor galiba. GM'e girilmiyor. GM kitlik sanırım. Evet, GM klasik kitli. Böcek yakalama yarışmasına girdin mi? O çok çekişmeli bir yarışma ama yani işin ucunda ödül var diyor. Abi ödülü merak ettim. Böcek mi yakalsak? Aslında iyi bir böcek Pokemon'u güzel olabilir yani. Evet, burası da Nemesis nehrine gidiyor. İyi lan, böcek yakalama yarışmasına gireceğim bakalım. Merak ettim yani. Sen buraya yeni mi katıldın? Sanmıyorum ama. Böcek yakalama yarışmasında ilk yakaladığın Pokemon, onunla gireceğin Pokemon, o yüzden iyi seç diyor. Böcek yakalama yarışmasına mı gireceksin? Ama ben çok düşük puanlı sadece Weedle'lar bulabiliyorum dedi. Keşke Nemesis mağarasına bu elemanlarla gidebilsem. Ranger'lar da burada oturuyor. Valun Ranger'ları karargahına hoş geldin. Biz burada park topları satıyoruz. Valon bölgesinde onlar daha da etkili. Al, biraz ücretsiz vereyim dedi. Bize park topu verdi. Eğer park topların biterse benimle konuşmaya gel dedi eleman. Yeni görevimiz yok gibi gözüküyor. Oğlum keşke Ranger olsak lan, çok güzel görev yani. Benim adım Vernon. Ben buradaki GM lideriyim ama biraz ara verdim. Sevgilim beni terk etti. Böcek yakalama yarışmasına girmek istiyorum ama Ranger'ları bekliyorum. İlk olarak onların Nemesis mağarasından dönmesini bekleyeceğim. Abi karargahınız çok ortada ya. Ben daha böyle gizli bir yer beklerdim yani. İyi, girelim be. Böcek yakalama yarışması kolcular Nemesis mağarasından dönünce başlayacak. Tamam. O zaman kolcuları bulalım abi. Kolla, bir taksi kolla. Sana kurbanım. Kolcu abla. Herkes bir böcek Pokemon'u bekler. Evet, böcek Pokemon'u bulabilecek miyiz acaba? Evet, burada bir eleman var. Sanırım ben eşyamı bir yerde kaybettim. O Telmuk bataklığında olabilir. Pokemon'um yok, o yüzden oraya gidemiyorum. Benim için onu bulur musun? Teşekkür ederim. Bulana kadar bekleyeceğim. Burası nereye gidiyor? Burada bir Pokemon yakalayabiliriz de biraz ilerleyelim. Surf gerekiyor. Surf yapalım mı? Ama şimdi surf yaparsak su Pokemon'u çıkacak. Ben çimlere giriyorum ya. Çimlerden bir şey yakalamayı deneyelim. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Petilil. Abi bitki Pokemon'u güzel olabilir. Safi bitki Pokemon'u. Kar fırtınası sayesinde şey başlattık. Ben bunun shiny'sini bulmuştum galiba bir de. İlk olarak bir Thunder Wave yapıyorum. Petilil olabilir abi. Neden olmasın ya? Paralyze ettik. Petilil aromaterapi yaptı. Durum etkisini iyileştiriyor abi. Paralyze'dan kurtuldu. Tekrardan yapacağım. Sıkıntı yok benim için. Kar yağmaya devam ediyor. Bir kere daha Thunder Wave yapıyorum. Petilili istiyorum ya. Hem de dişi yani. Güzel olabilir. Yine aromaterapi yaptı. Kendisini bir kere daha iyileştirdi. Kar da yağmaya devam etti. Bir kere daha çarpıyorum seni oğlum. Bekle. Sonsuza kadar bunu yapamazsın, değil mi? Abi yeter ama. Gerçekten kendini iyileştirmekten vazgeçmelisin. Fight. Bir kere daha abi. Bir kere daha. Bir kere daha yap. Tamam, bu sefer çarpıldığı için bir şey yapamadı. Acaba Ancient Power vursam o kadar çok etkili olur mu? Semtai Batak ama biraz canının azalması lazım. İnşallah tek atma. Yapma. Çok az canı kaldı. Magical Leaf yaptı. Güzel saldırı. Special. Çarpı 2 vurdu. İyi vurdu. Kar yağmaya devam ediyor. Şimdi Petilili yakalamaya çalışacağım. Bir tane top yolluyorum. Park topu. Valon Reserve dediği yer neresi acaba? Park topunu kullanalım o zaman. Bir tane park topu atıyorum. 1, 2, 3. Evet, böylece Petilili yakaladık arkadaşlar. Aykuş XP'sini aldı ve Pokédex'e bilgisi eklendi. Kotone'nin gelişmiş haliymiş. Bir kere daha gelişiyor muydu bu acaba? Petilili isim koyacak mıyız? Adı ne olabilir? Yani bir şeye de benzemiyor anasını satayım. Öyle şekilsiz bitki. Çirkin bitki yani. Mitolojik bir isim verelim, hem de oyunla ilgisi olsun abi. Senin adını Gaia koyuyorum.
Hem doğa ana hem de ilk tanrılardan biri, yani dünyayı yaratan tanrılardan biri. Adını Gaia koydum abi. Petil'le bir bakalım. Special atağı fena değil. Defansı güzel. Special defansı güzel. Hızı idare eder. Confuse olmasını engelliyor. Magical Leaf, Stun Spore, Giga Drain, aromaterapi saldırıları var. Daha güzel saldırı öğretebiliyor muyum sana? Bir bakalım. TM case'ini açıyorum. Thunder Wave öğreniyor mu mesela? Hayır. Roost da öğrenmez. Grass Knot'a gerek yok. Return'e gerek yok. Brick Break'e gerek yok. Shock Wave'e gerek yok. Aerial Ace'e öğrenemiyor. Kim öğreniyormuş? Kezbot öğreniyormuş. Flame Charge'ı Smog öğreniyormuş. Steel Wing'i de öğrenemiyor. Güzel saldırılar öğrenemiyor abi. Şimdi Pokemon'larımı iyileştireyim. Petilil de köşede kalsın. İleride onları Charmeleon'la birlikte kasarım. Böylece bitki Pokemon'umuzu yakalamış olduk. Arkadaşlar güzel Pokemon, yani kullanırız. İşe yarar yani bence. 65 de canı var. Köşede dursun yani. Şimdi böcek Pokemon'ları olacaksa ben Aokiji'yi kullanacağım GM'de bu arada. Şimdi Nemesis gölünden, Nemesis nehrinden ben yukarı doğru gidiyorum. Bu arada adamın kaybolan eşyası varmış. Onu da bulmamız gerekebilir. Şimdi su Pokemon'ları bize çarpı 2 vuruyor. Takımın başına ben Quartz'ı koyayım ya. Buradan nerelere gidebiliyoruz? Poliwhirl çıktı. Karşıma kaçıyorum arkadaşlar. Aşağıda ne var? Bir tane Lombre var. Bundan da kaçıyorum. Burası nereye gidiyor? Köprü altından gidiyoruz. Oo, fosil. Helix fosil bulduk abi. Helix fosil bulduk. Omanyte'ın fosilini bulduk lan. Ama gerçi kaya ve su Pokemon'u gerek olmaz ya. Hem su Pokemon'umuz var hem kaya Pokemon'u var, ama en azından nereden bulunacağını öğrendik abi. Bunu diriltemeyiz de, Nuzlocke kurallarına aykırı. Burada bir item var adada. Neymiş? Max Revive. Anti Nuzlocke item'ı kullanamayız. İlerlemeye devam edelim. Oğlum bu okyanus da ne kadar büyükmüş lan. Bu güzel. Bu da Ezel, bu da Ramiz dayı. Espriler. Burada bir eleman var. Senin yanına geleceğim. Bekle, bir diğer yerleri dolaşayım. Daha nerelere gidiyor burası? Tamam, ilk olarak elemanın yanına gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra diğer adacığa gideceğim. Bataklık nerede acaba? Tekrardan bu güzel. Şimdi elemanın yanına gidiyorum. Bakalım kimmiş, neyin nesiymiş görelim. Onlar Nemesis mağarasını Durant ve Hetmore arasındaki savaş yüzünden adını Nemesis koydular. Yani Nemesis de birbirlerine düşman olan, ezeli düşman olan kişiler demek. Burası bayağı dallanıp budaklanıyor gibi. O zaman Aokiji'yi tekrardan takım başına alabiliriz. Kasılması zaten zor. Ve günün ilk savaşı. Ben doğayı korumakla görevlendirildim. Bütün tehlikeler yok edilmeli. Ulan depremleri sanki ben yapıyorum. Küçük dağları sanki ben yıkıyorum ya. Allah Allah, savaşmak için bahaneye bak yani. Pidgeot da çok güzel. Çarpı 2'yi yapıştıracağız abi. Git Aokiji. 35 level oluruz. Kar fırtınası başladı. Aurora Beam'i yolla. Quick Attack yedik. Tamam, çok vurmadı. 7 vurdu. Çarpı 2'yi kafana yapıştırıyorum. Al bakalım kardeşim. Tek yedin. Güle güle, görüşmek üzere. Evet, Pidgeotto'yu yalan ettik. Taklacı Pidgeotto'yu. 757 XP oldukça güzel. Aokiji 35 level oluyor. Sıradaki Pokemon Carnivine. Bitki türü bir Pokemon. Çarpı 2 vuracaktır bana. Vursun, sorun yok. Ben tekrardan Aurora Beam atıyorum. Ondan hızlıyız. Ve buna da çarpı 2 vuruyorum. Aokiji güzel işler başarıyor. Yani ejderlere de karşıda kullanabileceğimiz bir silah aynı zamanda. XP'mi aldım ve Ranger'ı böylece yalan ettik. Ana görevim yalan oldu diyor. Burası Nemesis mağarasına gidiyor. Bir diğer tarafa sonra bakarız ya. Buranın inşallah bir sonu vardır ama. Karşıma Ladybug çıktı. İyi ki bu çıkmamış başta. Uçan ve böcek çünkü. Evet, Nemesis mağarasına geldik arkadaşlar. Ne Memesiz mağarası mı? Ya of. Evet, buradan da bir Pokemon yakalayabiliriz. Otomatikman bilgisayara gider yani. Burada burada bitkilerin büyümesi gerçekten çok garip. Yani bayağı bir Durant falan çıkacak gibi karşımıza. Hetmore çıkacak gibi. Bayağı da büyük bir yer gibi. Gel bakalım. Bu kadar ilerlediğine inanamıyorum canım. Gel. Ben seni bir ilerleteyim de gör mağarada. Mağaraya kıstırayım seni.
Tek Pokemon'u var Jumpluff. Yani buz saldırılarından çarpı 4 diyor abi. 32 level o. Evet, kar yağmaya başladı. Aurora Beam'i atıyorum. Akrobatiko Olimpico yaptı. Gayet de iyi vurdu bence. Çarpı 4'ü kafasına geçiriyorum Jumpluff'un. Ve Jumpluff'u böylece yalan ediyoruz arkadaşlar. Çarpı 4 yani hayatta kalma şansı yok. Evet, 1200 XP aldık. Gayet tatmin edici. Amele'yi yendik. Bay bay. Burada bir göl var. Göle de gireceğim ama. Bayağı gidiyor abi. Oo, Durant. Böcek ve çelik abi. Bunu bir yakalamayı deneyelim ama bana çelik saldırıları çarpı 4 vurur. O yüzden Burgred'e geçiyorum. Çelik saldırıları çok tehlikeli yani. Furya atak yaptı. 4-4 vuruyor abi. Evet, kar yağmaya devam ediyor. Ne yapalım? Mudshot yapalım mı? Mudshot yapalım. Metal Clave yaptı. Su Pokemon olduğum için o kadar fazla vurmayacak. Az vurdu. Mudshot'u yolluyorum arkadaşlar. Ve Durant'ın hızını bir kademe düşürüyorum. Bir kere daha vurursam ölebilir. O riski almayacağım. Kar yağmaya devam ediyor. Çantamdan bir adet Grid Ball kullanıyorum abi. Aslında Nest Ball zayıflamış Pokemon'larıymış. Ben Grid Ball kullanayım bir tane. Bakalım Durant'ı yakalayabilecek miyiz? 1 2 Aa, çıktı, lanet olsun. Durant bite yaptı. İyi de vurdu. Dolu yağmaya devam ediyor. Ben bir kere daha Grid Ball kullanıyorum arkadaşlar. O Durant'ı istiyorum. 1 2 3 Yakaladık arkadaşlar. Evet, bilgisayara giden ilk Pokemon'umuz oldu Durant. Aykuji XP'sini aldı. Burgred'de XP'sini aldı. Durant Pokédex'e eklendi. Aa, açıklamasını geçtim. Karınca erkek. Şimdi aklıma Durant, böyle sanırım bir basketçi mi ne vardı, Kevin Durant diye. Ama ben çok takip etmediğim için emin olamıyorum. Bir arkadaşım aracılığıyla sanki duymuştum. Turan taktiği böyle. Turancı koyalım abi. Durant taktiği, Turan taktiği, Turancı. Senin adın bundan sonra Turancı. Turan taktiği yaparsın kardeşim. Turan C. Tamam. Evet, Turancı'yı bilgisayara attık. Burada ilerlemeye devam edeceğim. Ben bir o sulu bölgeyi merak ediyorum. Hetmore çıktı karşımıza. Kaçıyorum abi. Evet, sulak alana gideceğim. Zubat çıktı. Bundan da kaçıyoruz. Buradan daha Pokemon yakalayamayız artık. Sörfümüzü yaptık. Sudan da Lombre çıktı. Bundan da kaçıyorum. Burası da başka alanlara gidiyor. Abi ne kadar büyük bir yer burası ya. Gerçekten çok büyük bir yer. Bir aşağı inelim. Bak nasıl çalıyorum ama, deli gibi çalıyorum dedi. Ve bizimle savaşmaya başladı. Evet, Metalci. Luxio çıkardı arkadaşlar. Elektrik türü bir Pokemon. Akuji'nin toprak türü saldırısı yok. Elektrik bize çarpı 1 vuruyor. O yüzden çok da korkmamıza gerek yok. Ne yapabilirim? Genelde fiziksel saldırıları var. Iron Defense ile başlayacağım. Defansımı arttırayım biraz. Fiziksel saldırılar o kadar vurmasın bana. Roar yaptı, Pokemon değiştirdi. Evet, normalde Gaia'ya geçmemiz imkansız. O yüzden diğer Pokemon'larıma geçmek zorundayım. Ben Burgred'e geçiyorum abi. Yani kural ihlali sayılmaz. Çünkü bir soru da gelmişti. Elimde olan bir şey değil. Spark yaptı, bana vurmadı. İyi denemeydi. Dolu yağmaya devam ediyor. Mudshot'u yolluyorum. Bite'ı yedik. Flinch olduk. Bu kötü oldu. Dolu yağmaya devam ediyor. Canımız azaldı. Bir kere daha Mudshot deneyeceğim. Bite'la beni kanser etmeye çalışıyor. Mudshot'u yolladım. Çarpı 2 abi. Ve Luxio'nun işini böylece bitirdik. Güle güle Luxio. Rakibin sıradaki Pokemon'u kimmiş bakalım. Boldor. Abi bana Boldor demeyin ya. Bana her şeyi deyin, Boldor demeyin. Bir Surf'e gider mi? Bence gider. Special defansı çünkü leş Boldor'un. Rhymestein be, aga be. Evet, böylece Boldor'u da yendik arkadaşlar. XP'mizi aldık. Ve Rakçı'nın işini bitirdik. Nasıl çalıyorum ama? Dur. Pokemon değişikliği. Quartz alalım. Takımın başına biraz da Quartz nasiplensin. Bu köprü nereye gidiyor? Paras. Paras güzel olabilirdi abi. Durant tekrardan. TM28 dik. Çok iyi abi. Dik çok iyi. Dik çok iyi bir saldırı.
Fiziksel bir saldırı ama öğretebileceğim hem de mağaralardan çıkmamıza yarar yani. Gerçekten iyi. Burgred de öğreniyormuş. Quartz da öğreniyormuş. Aslında Quartz olabilir elektrik Pokemon'larına karşı çünkü Kezbat zayıf. Burgred'in zaten toprak saldırısı var. Ben Quartz öğreteceğim Digi. Sileceğimiz saldırı ne olacak abi? Confuse Ray, Moonlight. Güzel kombolarımız vardı ama Moonlight silsem mi acaba ya? Yani can yenilemesine o kadar gerek var mı bilmiyorum. Bitirici bir Pokemon genelde. Ben Moonlight'ı sileceğim yani. Belki çok alışıldık bir şey değil ama 5 PP de az zaten. Yani Moonlight'ı istemiyorum. Yani gerek duyarsam sonradan öğretirim abi. İkisi de can doldurmasın yani. Potlarıma güvenirim. Quartz Dig öğrendi. Yani zayıflık kapatmak daha önemli abi. Evet, Quartz'a böylece Dig öğrettik. İlerleyelim. Bakalım mağarada daha neler var. Bir Durant daha. Kaçıyorum. Seninle de bir savaşalım, gel. Ben daha çetin kişilerden bile çetinim. Ben süper çetinim. Gel. Çetin Kaya mağazasında çalışıyorum. Bu bilgi için teşekkürler ama neyse. Evet, Gurdur. Abi Gurdur güzel Pokemon ya. Bize Shiny'si var ama şu an kullanamıyoruz. Oo. Bana çarpı 2 vurur. Ben Kezbat'a geçiyorum abi. Quartz geri çekil. Git Kezbat. Bulk up yaptı. Atağını ve defansını bir kademe arttırıyor. Şimdi item taşımadığımız için özgürce Akrobatiko Olimpiko yapabilirim. Bayağı da yüksek vuracağım. Evet, Gurdur'a kritik vurduk ve Gurdur'un işini bitirdik. Gurdur alacağım budur kardeşim. Gideceğin yerde Burdur. Evet, rakibin son Pokemon'u Hariyama. Tekrardan akrobatik. Easy abi. Kezbat tam bir canavar oldu yalnız ya. Gerçekten bu saldırıyla tam bir canavar oldu. Sağlam XP aldık ve Ingrid'in işini bitirdik arkadaşlar. Burası daha bir yere gidiyor mu? Halen daha da gidiyor abi. Ne biçim bir yer burası? Kaçamadık. 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 Kaçtık. Sulak bir alana çıkıyor. Burası da aşağı iniyor. Burada bir item var. Max Potion bulduk. Aşağı inelim. Burası daha da aşağı iniyor. Bir Durant daha. Kaçamadım. Metal Clave yedim. Kaçamadım. Agility yedik. Kaçamadık. Metal Clave yedik. Kaçtık. Son bir savaş yapıp bitireceğim bölümü. Deprem sırasında sanırım kimse yaralanmamış. O zaman sıkıntı yok dedi bize. Bir Zubat. Kaç abi. Aha, benim tuzağıma düştün dedi. Ve bu elemanla da savaşıp bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Günün son savaşı. Günün son savaşı. İki Pokemon'u var. Wormadam. Adam mısın Wormadam? Çelik ve böcek Pokemon'u. Fight Screech'i yolla abi. Defansını iki kademe düşürüyorum. Ondan sonra bir de şey yapacağım. Dig yapacağım. Wormadam Hidden Power yaptı. Hidden Power'ı neymiş bakalım. Kritik vurdu. Süper efektif vurdu bir de. Oo. Çantamdan. Bir tane. Süper pot kullanıyorum. Bir tane süper pot kullandım. Mirror shot yedik. Sıkıntılı olabilir. Special'ımız mı düştü? Yo, görüşümüz düştü. Oo, fight dig yap abi. Evet, toprağın altına girdik arkadaşlar. Benim sadık yarım kara topraktır dedik. Hidden power yaptı. Tekrardan görüş düşürmesi gerçekten sıkıntılı. Dig'i yolladım. Bir hidden power daha yiyoruz. Süper efektif olduğunu unutmayalım. İyi, çok vurmuyor ama bir kere daha dig yaparak bu savaşı bitireceğim abi. Wormadam Hidden Power denedi. Başarısız oldu ve dig yaparak Wormadam'ın işini bitiriyorum arkadaşlar. Elveda. Adam mısın Wormadam? Bir kere daha soruyorum yani. 919 XP aldık. Quartz 35 level oldu. Evet. Rakibin son Pokemon'u ise Durant. Aynı şekilde Screech ve dig abi. İlk bir Screech atıyorum. Defansını bayağı bir düşürdük. Agility yaptı. Hızını iki kademe arttırdı. Fight. Confuse Ray atıyorum abi. Furya atak yedik. 4-4 vuruyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi ama bir tane pot kullanabilirim belki. Confuse Ray'i yolladım. Artık kendisine vurabilir. Kendisine vurunca da sağlam vuracak. Evet, şu an Confuse olmuş durumda. Fight. Dig yap abi. Kendine vuracak mı?
kendine vurdu da. Gayet de iyi vurdu. Toprağın altına girdim. Kendisine vurması için bir tur daha şansımız var. Bakalım. Bir kere daha kendine vurdu. Harika. Diglett'e katabilecek miyiz? Evet, böylece Durant'ın işini bitirdim abi. Quartz'ın saldırıları güzel oldu ama artık can kaybetmeye başladı. Böcek yakalayıcısının işini bitirdik. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada bitirmek durumundayım. Bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde yeni Pokemon'lar yakaladık. Mağarayı dolaşıyoruz. Böcek yakalama yarışmasına gireceğiz. Onun kararını aldık. Bakalım, göreceğiz. Daha da diyebileceğim bir şey yok. Sizleri bölüm sorusuyla baş başa bırakıyorum. Bölümün sorusu şu. Yani bazı Pokemon'lar mesela rakip Pokemon'lar oluyor. Yani doğa bakımından mesela işte Pidgeotto'lar Caterpillar'e falan saldırıyor. Sizce takımdan birinin doğadaki avcısı hangisi olurdu? Yani bu takımdaki Pokemon'lardan bir diğerini avlayan Pokemon hangisi olurdu? Ve neye göre avlardı? Neden avlardı? Sizlerden bu sorunun cevabını bekliyorum. Arkadaşlar, artık daha da diyebileceğim bir şey yok. Pokemon Gaia'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.